doğdun, kovdun zulmetin, nurun gözeter oldu. Söndü zulmün ateşi, küfür derbeder oldu. Doğuşun müjdeledi, özlenen o sabahı. Ahı dindi mazlumun, mutlu bir seher oldu. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sen su desem cümle sulardan daha berraksın sen. Şaşırıp inci desem inci de senden doğuyor. Sade bir katresi derya gibi ırmaksın sen. Değerli davetliler, şimdi sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'i okumak üzere Giresun ili Doğankent ilçe müftüsü Sayın Mustafa Yıldız hocamızı mikrofona davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يحسبون أنهم
ما ظهر منها وما بطن
Kıymetli davetliler,
açılış konuşmasını yapmak üzere Vakfıkebir ilçe müftüsü Hüseyin Köksal hocamızı mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli Müftü Muhterem Hocam, aramızda misafir olarak bulunan eski kaymakamımız, değerli belediye başkanımız, yeni aramızda misafir olarak bulunan ilçe müftülerimiz, Beşiktaş'ın müftümüz, Çarşıbaşı müftümüz, Tonya müftümüz, Yomra müftümüz, Doğankent müftümüz misafir olarak aramızda bulunuyor. Kamu kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli misafirlerimiz, değerli Vakfıkebirliler. 1989 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları'nda geleneksel olarak ve resmi bir formatta kutlanmakta olan Kutlu Doğum Haftası, yıllarda farkındalık oluşturabilmek, toplum nezdinde Hazreti Peygamber'in daha iyi tanınmasına katkı sağlamak ve onun temsil ettiği anlayışı hayatın içine katabilmek için farklı temalarla işlenmeye başlanmış, bunun bir yansıması olarak 2014 yılı Kutlu Doğum Haftası ana teması Hazreti Peygamber, din ve samimiyet olarak belirlenmiştir. Değerli misafirler, Kutlu Doğum Haftası kapsamında ilçe müftülüğü olarak geliri yeni yapılacak olan Kız Kur'an Kursu'nun inşaatına harcanmak üzere Yavuz Sultan Selim Camii'nin müştemilatında bir kermes tertipledik. 16 Nisan yani bugün halen icra etmekte olduğumuz ana programımız niteliğindeki konferansımız yarın 17 Nisan Perşembe günü 17'de yine bu salonda sadece hanımlara yönelik konferansımız, kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerimiz, hastane ziyaretlerimiz programlanmıştır. Değerli misafirler, Kur'an peygamberlerin şehirlere gönderildiklerinden bahseder. Hazreti Peygamber de ben ilmin şehri ifadesiyle kendini şehir olarak tanımlar. Ruh sadece insanlara has değildir. Şehirlerin de ruhu vardır ve insanlarınkinden daha durudur. İnsanların ölen ruhuna karşın şehirlerin ruhları ölmez. Şehirleri kuranlar da, bayındır hale getirenler de, yıkanlar da insanlardır. Şehirleri görevini unutan insana tepki olarak isyan haline geçerler. İnsanın başından geçenleri yine insana hatırlatırlar. Bu nedenle insanlar ölebilir ama şehirler asla ölmez. Şehirleri öldüren şey insanın unutma halidir. Kendisine yüklenen emaneti terk etme, kendi ruhuna kastetme halidir. Şehrin ruhu ölünce de ortada sadece bir yığın kalır. Şehirlerin ruhunu dinç tutmak ve safiyetini korumak insanın hilafet ödevleri arasındadır. Bunun için maddi terakki kadar manevi terakki de önemlidir. Hatta önce ikincisinden başlamak daha doğrudur. Modern çağda her meslek grubu kendi çalışma alanında yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışarak şehrin canlılığına katkı sağlamalıdır. Değerli misafirler, biz de ilçe müftülüğü olarak şehrimizde eksikliğini çekmekte olduğumuz ve şehrin ruhuna dinamizm kazandıracağına inandığımız Kız Kur'an Kursu ve pansiyonunun arsası ile ilgili tapu aşamasına kadar olan işlemlerimizi bitirdiğimizi büyük bir mutlulukla bildirmek isterim. Büyük bir ihtiyacı ortadan kaldıracağına inandığımız bu eğitim kurumunun arsası ile ilgili 240 bin liralık maddi külfet Vakfı Kebirli yardımsever esnaf ve kardeşlerimizin katkılarıyla karşılanmıştır. Bu vesileyle onlara ve maddi manevi emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç sayarım. Bugün itibariyle inşaat ile ilgili projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir. İnşaat safhasında da eğitim başladıktan sonra da aynı dinamizm ve heyecanın sürdürülmesini arzu ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
1443. doğum yıl dönümünü anlamak ve yaşama katmak, aktarmak için ilçemiz müftülüğünce düzenlenen ve sözü edilen organizasyonların bütününde manevi himmetleriyle her zaman yanımızda bulunduğumuz değerli kaymakamımıza, onur konuğumuz Trabzon İl Müftümüz Kerametli Demir Hocamıza, Esniye Kaymakamımız Sayın Osman Bilgin'e, Doğan Kent Müftümüz Mustafa Yıldız'a, Çarşıbaşı Müftümüz Yahya Semiz'e, Beşikyüzü Müftümüz Sayın Ömer Tütüncü'ye, efendim kamu kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, belediye başkanımıza, okullarımızın yönetici öğretmen ve öğrencilerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, organizasyonun hazırlık aşamasında çalışan, maddi manevi katkılarını esirgemeyerek heyecanımıza ortak olan herkese, değerli çalışma arkadaşlarıma, cami görevlilerimize, Kur'an kursu öğretici ve kursiyerlerine, 3 günden beri devam etmekte olan kermesin düzenlenmesinde ve sunumunda hiçbir fedakarlığı esirgemeyen Kur'an kursu öğretici öğrencileriyle hanım ve erkek kardeşlerimize, değerli Vakfı Kebir halkına, programımıza bizleri onurlandıran, iştirak ederek onurlandıran sendika yetkili ve temsilcilerine, basınımızın değerli temsilcilerine ve çocuklarımıza, bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Kutlu doğum haftamızın ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Hazreti Peygamber'i anlayarak sünnetini aramızda yaşatmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hüseyin Köksal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli davetliler, şimdi sizlere Vakfı Kebir Müftülüğümüzün ilahi grubunun hazırlamış olduğu bir demet ilahi sunuyoruz. Salat selam sana ya Rabbi.
صلوات الله عليك.
Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed.
Kıymetli davetliler, şimdi de selamlama konuşmaları yapmak üzere Vakfı Kebirleri Başkanımız Sayın Muhammed Baltay'ı mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, yine bizim evladımız olan Esfiye Kaymakamımız Osman Bilgin Bey, değerli il müftümüz, ilçe müftümüz, ilçelerimizden gelen değerli müftülerimiz, yine ilçemizde müftülük yapmış, şimdi il müftü yardımcımız olan Ahmet hocamız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçe müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu kutlu tohum haftası nedeniyle bu etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede onur koluğumuz olan, sizlere biraz sonra hitap edecek olan il müftümüze şahsım ve ilçe halkım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Onun hayatı, ahlakı bizler için en büyük örnektir. Cenab-ı Hak onun sünnetini, ahlakını örnek alarak bir ömür sürmeyi, onun sünneti ve ahlakı doğrultusunda bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kalbimizden peygamber sevgisi hiç eksilmesin. Artarak devam etsin. Temennisiyle bu gecenizin ve kutlu doğum haftanızı tebrik ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Sedat Sırrı Arısoy Bey'i mikrofona da veriyorum. Teşriflerimizi onurlandıran çok saygıdeğer İl Müftü Yüksek Hocamız Kemalettin Demir Beyefendi. Teşriflerini yine bizleri onurlandıran komşu içeriden teşrif eden çok değerli ilçe müftülerimiz. Sayın Belediye Başkanım, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli sevgili vakfı kibirli hemşirelerimiz, çok kıymetli basınımızın güzel temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğum yıl dönümünün tüm insanda barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesi dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasından seçilmiş, insanlara karşı çok şefkatli ve merhametli bir peygamberdir. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca insanları aldatma yönelik hiçbir iş yapmamıştır. O hiç yalan söylememiş, insanların mallarına el uzatmamıştır. Bir hadisinde bu hususu şöyle belirtmektedir. Müslüman, insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Özü sözü bir olan Peygamberimiz, kendisi için istediği, ümmeti için istemiş ve bu hususta şöyle demiştir. Hiçbiriniz kendisi için istemediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Sevgili Peygamberimiz, ahlaki vasıflarından biri de yapmış olduğu bütün işlerinde merhamet duygusunun olmasıydı. Ağzından hiçbir zaman kaba bir söz çıkmamış, hiç kimsenin kalbini kırmamış, her hareketinde merhameti ön plana çıkarmış ve bizlere merhametli olmamızı öğütlemiştir. Sevgili Peygamberimizin söylediği ve yaptığı işler hayatı boyunca uyum içinde olduğu için yaşadığı toplumda örnek bir kişi olarak gösterilmiş ve kendisine Muhammedül Emin denilmiştir. İnsanlara hangi inançtan olursa olsun sırf insan olduğu için değer vermiştir. Nitekim bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmış ve saygı göstermiş, kendisine cenazesinin bir Yahudi'ye ait olduğu söylendiğinde o kişinin insan olmasının saygı göstermesi için yeter bir sebep olduğunu beyan etmiştir. Sevgili Peygamberimiz sadece dinin tebliğ için vazifelendirilmiş değildir. İslam dininin yaşantıya aktarılış şeklini, dünyada yaşantımızı nasıl şekillendireceğimizi kendisinin hayatından öğrenmekteyiz.
Sevgili Peygamberimizin örnek yaşamının bizlere hatırlatılmasına ve anlamamıza yardımcı olacak din ve samimiyet konusunun işleneceği bu kutlu doğum haftası programının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün misafirlerimizi ve vakfeki birliği hemşehrilerimizi tekrar hoş geldiniz diliminle hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu anlamlı konudan dolayı çok teşekkür ediyoruz.